Bu videoda ülkemizde son zamanlarda daha da popülerleşen ve uluslararası alanda ülkemize başarı kazandıran bir spor dalının tarihçesini kısa bir şekilde sizlere anlatacağım. Bu spor dalı voleybol. Voleybol iki takım arasında oynanan bir takım sporudur. Oyuncular ağın üzerinden topu geçirmeye çalışır. Her takımın 6 oyuncusu vardır ve amaç rakip sahaya topu düşürmek veya rakip takımın hatasını kullanarak puan almak. Oyun servisle başlar ve her servis değişiminde puan kazanma şansı vardır. Voleybol hızlı ve dinamik bir oyundur ve rekabetçi bir atmosferde oynanır. Voleybolun kökenleri William Morgan tarafından 1895 yılında Amerika'nın Massachusetts eyaletinde bulunmuştur. William Morgan spor salonunda oynanabilecek bir spor oyunu yaratma fikrini geliştirdi ve böylece voleybol ortaya çıktı. İlk başlarda Mintonette olarak adlandırılan oyun voleybol olarak yeniden adlandırıldı ve kısa sürede popülerlik kazandı. Oyunun temel kuralları ve oynanışı zamanla geliştirildi ve standartlaştırıldı. Voleybol, ilk kez resmi bir turnuva düzenlenmesi açısından önemli bir adım olarak kabul edilen 1900 Paris Olimpiyatlarında gösterildi. Ancak olimpiyat programına resmi olarak 1964 Tokyo Olimpiyatlarında dahil edildi. Bugün dünya genelinde yaygın olarak oynanan ve uluslararası arenada büyük bir popülerliği olan bir spor haline gelmiştir. Voleybol Türkiye'ye ilk olarak 1920'lerde tanıtıldı. O dönemde özellikle Amerikalı misyonerler ve spor eğitmenleri aracılığıyla ülkeye getirildi. Voleybolun Türkiye'deki ilk resmi maçları o yıllarda oynanmaya başlandı. Ancak voleybolun Türkiye'de daha yaygın bir popülerlik kazanması ve gelişmesi 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru gerçekleşti. Hem okullarda hem de spor kulüplerinde voleybol takımları oluşturuldu. Türkiye'de voleybolun uluslararası düzeydeki organizasyonları ve rekabeti arttı ve milli voleybol takımları uluslararası arenada başarılı sonuçlar elde etmeye başladılar. Türkiye voleybolda ilk uluslararası resmi turnuva olarak erkek milli takımı ile 1956'da Paris'te yapılan Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katıldı. Kadınlar ise ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. 1963'te ise Romanya'da yapılan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na katıldı. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 2003 yılında Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olduğundan bu yana Türkiye'de Filenin Sultanları unvanı ile tanınmaktadır. Ve günümüze geldiğimizde Filenin Sultanları 2023 yılında Milletler Ligi şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu olmak üzere iki şampiyonluk birden kazanmıştır. Bu videoda Türkiye'nin voleybol tarihçesini kısa bir şekilde anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için videoya beğeni atmanız yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim.